Bunlar benim hatıralarım. Ben yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım şimdiye kadar. Sana yalan söylemedim ben. Kendimden başka hiç kimseye yalan söylemedim. Sen kendine ne yalan söylemişsin bakayım? Sen kendine ne yalan söyledin? Yazıklar olsun be. Bunları bilerek evlenmedin mi benimle? Her şeyde şahitsin. Şahidim tabii. Şahidim. Ben başka şeylere de şahidim. Ne oldu? Söyledin mi Faryalı'ya? Sakın Evren. Sakın. Bana söz verdin. Seninle evlenmeyi öyle kabul ettim. Bu sır ölene kadar aramızda kalacak dedik. Tabii canım. Benimle seninle birlikte olmamın bedeli... yıllarca o herifin hayaletiyle aynı evde yaşamak. Ve bunu kabul etmek, öyle mi? Ben artık dayanamıyorum, ben katlanamıyorum bunları, anlıyor musun? Bunları yakacaksın. Yakmayacağım. Tamam. O zaman bunu o herif de öğrensin, hepimiz rahatlayalım. Madem sen hatırana sahip çıkıyorsun, ben de çıkayım. Bütün dünya öğrensin ben karımı neden, nerelerden kurtardım diye. Sen nasıl birisin? Ben nasıl biriyim biliyor musun? Ben karısına aşık biriyim. Hangi aşktan bahsediyorsun sen Evren? Ha? Peki. Nereye? Yok ya, öğrensin. Hakikaten öğrensin. Saçmalama Evren. Öğrensin, öğrensin. Ne oldu? Yüzüne bir daha bakmaz diye mi korkuyorsun, ha? Yapmam. O kutunun içindekiler yanacak. Hem de o herifin gözlerinin önünde. Üstelik onları sen yakacaksın. Anlaştık mı? Evren'i dinleme. Bak böyle bir şeyi kabul edersen kendinden de vazgeçmiş olacaksın. Bak. Bir erkek için azala azala artık kendinden başka hiçbir şey kalmamış biri olarak konuşuyorum sana. Halimi biliyorsun. Aynı şey değil Gözde. Ben ailemin düzenini korumak için... Ben de başka bir ailenin düzenini korumak için. Senin konun hassas. Kusura bakma. Öyle demek istemedim. Sen şimdi beni boş ver. Sen bu kutuyu Evren'i kaybetmemek için yakacak kadın değilsin. Kusura bakma ama bunu söyleyeceğim. Yani Evren'in nasıl biri olduğunu hepimizden daha iyi bilensin. Ona papuç bırakamazsın Yıldız. Zayıf yerimden yakaladım. Dürüst değilsin Yıldız sen. Ya bilmediğin şeyler var Gözde. Mutlaka vardır. Ama sen dürüst değilsin. Olur daha açık konuş. Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum artık. Kafam almıyor. Sen bu kutuyu onun gözünün önünde yakarsan... Faryalı'dan sonsuza kadar kopacağını düşünüyorsun. Mesele bu. Öyle değil. Öyle değil. Ben bu kutudan vazgeçmezsem Evren öyle bir şey yapacak ki. Faryalı bir daha ömrünün sonuna kadar yüzüme bakmayacak. Ne yapacak? Ne düşünmek istediğim ne de sana söylemek istediğim bir şey. Yani Faryalı'yı hayatında tutmanın tek yolu bu kutudan kurtulmak. Öyle mi?
Yıldız, sen Feryalı'ya hala aşıksın. Bir önemi yok. Var. İnsanı böyle bir seçim yapmaya ancak Evren Ergüven gibi biri zorlayabilir. Ben artık gideyim. Akşam oldu. Görüşürüz. Neredeydin dün gece? Ne oldu ki? Ne yapıyorsun? Sen ne yaptığımı gayet iyi biliyorsun Yıldız. Bu ne? Ha? Yazıklar olsun sana be. En acıtacak şeyi düşünmeye çalışıyorsun. Benden nefret etmek için bunu mu buldun? Keşke senden nefret edebilseydim Yıldız. Ama maalesef ben seni çok sevmişim. Niye şaşırıyorsun ki? Sen benim karım değil misin ya? Ha? Bizim sevinçlerimiz, üzüntülerimiz, korkularımız, hayallerimiz ortak değil mi? Yıldız, bu kutu ne Allah aşkına ya? Bu herif kim? Al kaldır şunu. Ne yapıyorsan yap. Ben hakikaten savaşmaktan çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum artık. Evren yapma. Evren yapma. Yapma Evren. Sus Evren. Yapma Evren. Onu yapma Evren. Bunu da yapma Evren. Papi gel buraya gel. Gel buraya. Gel papi gel. Neredesin sen Allah aşkına bütün gün? Pardon? Papi'ye mi dedin? Bana mı dedin? Ses sonundan anlayamadım da. Gözde, tabii ki sana söyledim. Niye telefonlarımı açmıyorsun?
Bir çeşit sevgi testine yazıldım. O ne be? Yani bir aile dizilimi gibi düşün. Hani var ya şimdi öyle yeni yöntemler. Ne diyorsun kızım sen? Şimdi şöyle ki bir test yaptırıyorsun. Hayatındaki insan seni gerçekten seviyor mu? Seninle bir gelecek düşünüyor mu? Yoksa seni oyalıyor mu? Hemen anlıyorsun. Ah, Papi sen sevdin mi? Ha? Hoşuna mı gitti? Yerim seni ben. Sen kesin bir hatlar karıştırıyorsun. Hani gözünden belli. Aa, anlattım ya işte hoşuna gitmedi mi? Bayıldım. Vay vay vay. Emekli Behlül bu kara bitti. Sizin de suyunuzu sınırız bakalım. Hayırdır oğlum ne vardı? Hiç. Öyle geçiyordum. Papi. Aslanım benim. Sen de ne çektin be? Sevindi bak seni görünce. Sever sever. Beni bütün hayvanlar sever. Kuşlar, ağaçlar, böcekler. Ha çevre esnafı da sever. Papi. Şş, tamam oğlum tamam. Senin kafan mı biraz güzel kelebek? Oldu o zaman. Görüşürüz. Papi. Ateş nerede? Bir işi vardı. Erken çıktı. Nereye gidiyorsun lan? Yanlış gitmişim. Ulan bunlar da sanki şirkette çalışıyorlar ha. Erken çıktı falan. Gözde. Bak Yıldız'ın morali bozuk. Her an oteli satmaya kalkabilir. Ben gideyim Cahit'i ısıtayım biraz. Vallahi ben bir ortak olarak teklif önüme gelmeden bir şey diyemiyorum tabii. Ne diyorsun Gözde be? Ne diyorsun Gözde be? Anne. Aslı mı geldi? Motor yok. Aa, onun motoru muydu? Ha. Görmedim yavrum. Ha. Sen niye üzgünsün ya? Ha? Ne oldu? Bildiğin şeyler. Bilmediğim bir şey yok mu? Babam bir şey mi söyledi sana? Hayır. Neden? Hiç. Annem benim. Güzel annem. Kavga mı ettiniz siz yine? Boş ver be o. Sen üzmesine izin verme. Tamam. Sen benim için her şeyde önemlisin. Su için de öyle. Senin damla gözyaşını görmek istemiyorum artık. Ev bir ateş. Oğlum sen değil misin babanı eve sokmak için dünyayı ayağa kaldıran? Sen nereden biliyorsun ya? Faryalı mı? Hı. Biliyorum o söylemez. Neden yaptın? Ailem için anne. Şimdi de bana üzülüyorsan istediğini yap diyorsun. Anne, ailem dağılmasın diye yaptı. Daha mutlu olalım, daha iyi olalım diye. Ama sen böyle üzüleceksen, kuytu köşelerde oturacaksın... ...hiçbir şey için değmez ki. Sen en kıymetlisin. Su öyle düşünmez ama. O da öyle düşünür, merak etme. Ya bizi sen yetiştirmedin mi? Ha? Bu işi sen getirmedin mi bize? Sen demiyor muydun ya, ben sizden razıyım diye? Biz de senden razıyız. Keşke o kadar kolay olsa. Anne. Bütün her şeyin yükü senin omuzlarında ya. Bırak ver biraz biz bak kocaman olduk. Neyin yükünü? Geçmişin. Ben bilmem görmem mi zannediyorsun?
her şeyi biliyorum da, görüyorum da. Sen benim her şeyimsin. Özür dilerim. Ya sen şu. Ya anne, ben de onu diyorum işte. Eşek kadar oğlum ya. Ver biraz yükünü bana. Bırak. Eşek değil, sıpa sıpa. Verme. Anneler bunun içindir. Yavrum benim. Ya anne, o zaman bırak birazcık ucundan tutalım. Bak kendini böyle yiyip bitiriyorsun. Hadi elini yüzünü yıka. Yemek hazır. Hadi bir tane. Ne haber? Ne oluyor? İyi. Ne olsun? Su nerede? Gelir birazdan. Ben üstümü değiştirip çıkacağım. Oğlum yemek dedin. Ya kelebeğe söz verdim. Geç gelirim gece. Beklemeyin beni. Düşünebildin mi? Bir huzur ver. Bundan sonra ya hepimiz çok huzurlu olacağız ya hiç kimse huzur bulamayacak. Anlatabildim mi?